Edirne Büyükşehir Belediyesi var. Öncelikle o bizim için önemli. Eğer bir tek kadına bile faydamız olabilecekse sizin de vasıtanızla ne mutlu bize diyeceğiz sadece. Birçok sorun var kadınların baş etmesi gereken ama bunların en başında önce bir arada durmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunun her türlü siyasi kurumdan ve her şeyden ayrı olarak kadın başlığını en yukarıya alarak hareket etmek sanırım en önemli esaslarımızdan biri olmalı. Ve ona göre kadın politikalarını yerelden başlayarak genele doğru segment haline getirerek yükseltebilmemizin tek yolu aslında önce kadınların hangi düşüncede, hangi görüşte, hangi dinde, hangi ırkta olursa olsun bir arada durabilmesini başarmasından geçtiğini düşünüyorum. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun bir acil yardım hattı var ve bu acil yardım hattının ana temel noktası kadınların insan haklarından daha fazla yararlanması adına uğradıkları şiddette ya da şiddet öncesinde nerelere başvurabilirler, nasıl yardımlar alabilirler ve bu konuyla ilgili bilgi aşamasında uzman ekipten bir telefon numarası ki bu 0212 656 96 96 numaradır. Orayı aradıklarında karşılarına çıkan psikolog arkadaşlarımdan bu biraz önce saydığım konuda bilgiler alabilirler. Bu işin kadına karşı şiddet ayağının önlenebilmesine yönelik ilk adım. Yani bu telefon numarasından var olmuş, var olan, daha önceden vuku bulmuş, bugünlere gelmiş şiddetle ilgili yapılabilecekler öğrenilecek. Benim için bugün bir farklı gururdu. Aslına bakarsanız kadın belediye başkanının olduğu bir yerde bu protokolü imzalamak duyarlılığı, farkındalığı iki kat hızlandırmaktan geçiyor. Bu aralarda işte Safranbolu'da imzaladığımız, İzmit'te imzaladığımız ve bugün Selçuk'ta imzaladığımız başkanlar kadın belediye başkanlarıydı. Bu anlamıyla da buradan bir seslenelim. Yerelde ve genelde kadınların olduğu karar mekanizmaları inanın daha yaşanılan bir dünya yaratmakta.